Göğsünüz sıkışıyor, kalp atışı hızlanıyor, terleme başlıyor. Şimdi bu belirtiler çok önemli çünkü kalp krizi de olabilir panik atakta. Birçok kişi bu belirtileri karıştırıyor birbiriyle. Öyle ki kalp krizi geçiriyorum diye acil servise koşanların neredeyse yarısı panik atak çıkıyor. Peki ne yapabiliriz? Nasıl ayırt edebiliriz? İşte uzmanından yanıt. Acil servise kendisini kötü hissedip çarpıntı, ritim bozukluğum var deyip veya kalp krizi geçiriyorum deyip gelen hastaların belki yarısı veya üçte birinde alttan panik atak görüyoruz. Panik atak geçirenlerin çoğu kalp krizi geçiriyorum sanıyor. Daha çok korkuyla ortaya çıkan panik atak genellikle kalp kriziyle karıştırılabiliyor. Peki bu ikisini kalp kriziyle panik atağa nasıl ayırt edebiliriz? Nokta şeklinde olan ağrılar bizi korkutmasın. İğnen batıyor, bıçak saplanıyor. Bu bir kalp hastalığını gösteren bir bulgu değil. Panik atakta şikayetler çok uzun sürmemesini bekliyoruz ama kalp krizi ise o şikayetleri geçmez. Kalp krizine bağlı ağrı özellikle göğüs kafesini saran bu bazen kolay yayılabilir. Terleme, bulantı eşlik ediyorsa kalp krizini düşündüren bulgular. Peki iki hastalığı ayırmadaki en belirgin şikayet ne? Bizim dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi şu. Hasta baygınlık geçiriyor mu? Bir bilinç bulanıklığı yaşıyor mu? Kendinden geçiyor mu? Bu yoksa istirahatte kendini sakinleştirmekle şikayetler azalıyorsa bu biraz daha panik atağı düşündürür. Uzmanlar uzun süreli şikayetlerin ciddiye alınması konusunda da uyarıyor. Risk faktörlerimizi azaltmamız lazım. Sigara, tansiyon, şeker hastalığı gibi, kolesterol gibi kendisini bir dinlemeli. Bu şikayetler eğer gerçekten devam ediyorsa, kendisini rahatlatamıyorsa veya rahatlamasına rağmen geçmiyorsa sağlık buna başvurabilir.